Arkadaşlar, bu dersimizde elde edilen bir RNA örneği cDNA'ya nasıl çevrilir onu göstereceğiz. cDNA'yı çevirmek için özel cDNA kitlerini kullanıyoruz. Bizim elimizde de bir tane cDNA kitimiz var. Bu cDNA kitini kullanarak elde ettiğimiz RNA örneğini cDNA'ya çevireceğiz. Bunun için öncelikle kitin protokolüne göre reverse transcriptase master mix hazırlayacağız bu tüpün içerisinde. Daha sonra hazırladığımız master mix'in içerisine RNA örneğimizi ilave edip uygun konsantrasyonlarda, uygun miktarlarda RNA örneğini ilave edip PCR cihazında örneğimizin cDNA'ya dönüşmesini sağlayacağız. Bu işlemleri yaparken, cDNA'ya çevirirken RNA örneğimizi mutlaka ya buz üzerinde çalışacağız ya da benim burada kullandığım gibi soğuk bloklar üzerinde çalışmamız gerekiyor. Şimdi reverse transcriptase master mix'imizi hazırlamaya başlayabiliriz. Burada kitin protokolünü takip ederek bunu yapacağım. Öncelikle 2 mikrolitre 10x RT buffer dediğimiz reverse transcriptase buffer'dan ekleyeceğim. Daha sonra 0,8 mikrolitre diğer tipi mix ekleyeceğim. Sonra 2 mikrolitre 10x RT random primer dediğimiz primerimizi ekleyeceğiz. Sonra 4,2 mikrolitre su ilave edeceğiz. Ve son olarak 1 mikrolitre reverse transkriptaz enzimimizden ekleyeceğiz ve bu şekilde RT master mix'imizi hazırlamış olacağız. RT master mix'imiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine 10 mikrolitre RNA örneğimizden ekleyip bu işlemi tamamlayacağız. RNA örneğimizi de yine buz üzerinde beklettik. Mix'imizi hazırladık. Şimdi bunu kısa bir pipetaj yapacağım. Pipetaj işleminden sonra kısa bir santrifüj ederek PCR cihazına yerleştireceğiz. Kısaca tüpümü santrifüj ettim. Tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağladım. Şimdi de PCR protokolünü ayarlayıp, yani cDNA'ya dönüştürmemiz için gerekli olan protokolü ayarlayıp tüpümüzü PCR içerisine yerleştiriyoruz ve cDNA'ya dönüşmesini sağlayacağız bu şekilde.